İbrahim Bey, Koray Bey, burada yani sadece merkez değil, bölgedeki kırsala da büyük destek verecekler. Zamana kadar yani eksik yapmış olduklarımız olabilir. Yani bazı yerlerde eksik kalmış olabiliriz. Ama bunların hiçbiri yani bizim bilerek yaptığımız bir şey değil. Bunu sayın muhtarlarımız özellikle bilmenizi istiyoruz. Gücümüzün yettiğince özellikle artık bu son dönemde, bu sonbahardan sonra inşallah dokunmadığımız yer hem merkezde hem de kırsalda kalmayacak inşallah. Bütün düşüncemiz ve temennimiz inşallah 2024 yılında Bandırma'yı AK Belediyecilik'le buluşturmak istiyoruz. Bugüne kadar Bandırma'da yapılan hizmetleri AK Belediyecilik'le olduğunu hepimiz burada siz şahitsiniz. Özellikle muhtarlarımız iyi bilirler. Ben söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize hayırlı sabahlar ve afiyet olsun diliyorum. Günaydın, hoş geldiniz. İsmim Koray Başa. Birçoğunuz belki tanıyorsunuzdur. Kısaca bir kendimi tanıtmak istiyorum. 1987 yılında Edincik'te doğdum. İlkokulu Edincik'te, ortaokulu Bandırma Ortaokulu'nda, liseyi de Şehit Mehmet Güneş Lisesi'nde bitirdim. Akabinde Trabzon'da İnşaat Mühendisliği Fakültesini bitirdim. 2011 yılında KPSS ile Özel İdare Balıkesir İl Özel İdaresi'ne atandım. Burada çeşitli ilçemizde de dahil olmak üzere okullar, hastaneler, idari binaların yapımına inşaat mühendisi olarak üstlendim. Daha sonra Büyükşehir Belediye Kanunu ile beraber il özel idareler kapandı biliyorsunuz. Büyükşehir Belediyesi'ne yapım, bakım, onarım ve etüt şube müdürü olarak, kurucu müdürü olarak Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde görev aldım. Şube müdürlüğüm sırasında Balıkesir ilinin birçok ilçesinde köprü, hal binaları, akıllı otoparklar, idari binalar, hizmet binaları gibi proje müdürlüğünü gerçekleştirdim. Yaklaşık 15 ay önce de Yücel Başkanımızın tensipleriyle Kent Tesis Daire Başkanlığı'na atandım. Kent Tesis Daire Başkanlığı'nda birçoğunuzun da takip ettiği gibi Erdek bölgesinde, Bandırma bölgesinde olmak üzere Balıkesir'in diğer ilçelerinde birçok proje gerçekleştirdik. Sahil düzenlemeleri, meydan düzenlemeleri, oyun alanları, rekreasyon alanları gibi. Başkanımızın yine tensipleriyle geçen hafta itibariyle kurulan İlçe Hizmetleri Daire Başkanlığı'na daire başkanı olarak atandım. Allah kısmet ederse artık bu bölgede hizmetlerin daha hızlı, bürokrasinin daha hızlı işleyecek şekilde, taleplerin daha doğru şekilde alınarak, sorunların daha doğru tespit edilerek çözüm önerilerine beraber kavuşturacağımız bir süreç yaşayacağız. Sizlerden bütün muhtarlarımla zaman içerisinde bir araya gelmeyi düşünüyoruz. Mahallemizde sorunları beraber tartışmak istiyoruz ve çözüm önerilerini de beraber, idaremizle beraber gidermek için çalışmaları devam edeceğiz. Hepinize teşekkür ederim. Öncelikle hepinize. Büyükşehir Belediyesi Güney Marmara Bölge Koordinatörü İbrahim Koman. Zaten tanışıyoruz. Tabii size birkaç bilgilendirme yapmak istiyorum ben de. Biliyorsunuz aşağıda Bandırma Ortaokulu var. Yücel Başkanımızın isteği üzerine Bandırma Ortaokulu'nu Büyükşehir Belediyesi'ne devir aldık. Farkındaysanız orada bir bakım yapmaya başladık. Orasını Büyükşehir Belediyesi ek hizmet binası olarak kullanacağız. Şu anda bizim durduğumuz koordinasyon daire başkanının durduğu binadaki bütün personelle birlikte Büyükşehir ekibini orada toplamış olacağız. Yani geldiğinizde artık sadece Beyaz Masa ekibi değil, tüm ekipleri orada bulabilir duruma geleceksiniz. Devamında da Yücel Başkanımız daha aktif ve daha hızlı bir şekilde hizmet verebilelim, muhtarların bizden istediği şeyleri daha çabuk hayata geçirebilelim diye Körfez'e ve Bandırma tarafına daire başkanlıkları kurduk. Bu daire başkanlıkları da biz sizlere ne getirecek, mahallelerimize ne getirecek diye sorarsanız şunu getirecek. Bugüne kadar bizim bir bütçemiz yoktu. Şu andaki Bandırma'daki daire başkanlığının yaklaşık 250 milyon yıllık bütçesi olacak. 2023 yılını söylüyorum sadece. Yani bugün artık ufak tefek istediğiniz şeyleri
yukarıdan değil, yukarıdan istemek için biliyorsunuz biz giriyorduk devreye. Artık burada bizlerin ve siyasetin verdiği kararla sizlere daha iyi destek olacağız. Bu daire başkanlığının sebebi bu. En sevindirici olan da Bandırma'nın evladı Koray kardeşimizin buraya getirilmesi. Hep beraber çalışıp sizlere hizmet edeceğiz. Tabii daha hızlı olacağını sizler de göreceksiniz. 2023 yılının Ocak ayının birinden sonra aktif bir şekilde hayata geçecek. Yani sizi hiçbir zaman yalnız bırakmadık. Bundan sonra da bırakmayacağız. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Ederken onları da söyleyebilirsiniz. Biz onların hepsini not alacağız inşallah. Biraz önce dediğim gibi yani hepimizin işleri var. Acil bile yetişmek istemiyorsa da problem yok. Sizi burada gördük. Çok mutlu olduk. Ben de tekrar yapacağım. Peki ne haber? Neyse.